Evet arkadaşlar test 3 ile devam edeceğim. E, test 3'ün birinci sorusu. Genetik yapısı aynı olan X türü bakterilerin bulunduğu bakteri kültür ortamına eklenen maddeler ve bu maddelerin bakteri üzerine etkileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Artı olumlu etki gösterdiğini eksi olumsuz etkiyi gösteriyormuş. Şimdi basit kültür ortamına hiçbir madde eklenmezken bakteriler üzerindeki etkisi olumlu. Yani bakteri burada çoğalır. K'ya bakın. Basit kültür ortamına BKO diyoruz buna K maddesi eklenirse bakteri üzerindeki etkisi negatifmiş demek ki çoğalmaz Demek ki K bakteri olumsuz etkileyen bir şey. L olumlu etkiliyormuş. M ise olumsuz etkiliyormuş. O zaman M de çoğalmasına neden olmaz? L de bakteri çoğalır. X türü bakterilerin heterotrof olduğu bilindiğine göre, İfadelerinden hangileri doğrudur? Yani bu bakteriler tüketici bakterilermiş. Basit kültür ortamında bakterinin yaşayıp ve çoğalması için gerekli olan besinleri içermektedir. Şimdi basit kültür ortamı şurası. Burayı 1, 2, 3 ve 4 olarak isimlendirirsem. Bir de bakın hiçbir şey etkilenmemiş ve bakteri çoğalmış. Demek ki basit kültür ortamında da çoğaldıklarına göre demek ki basit kültür ortamında yaşayıp çoğalması için gerekli besinler varmış. X türü bakteriler oksijensiz solunum yapma özelliğine sahip ise e, K maddesi oksijen olabilir. Şimdi K'da çoğalmıyor. O zaman demek ki eğer bakteri oksijensiz solunum yapıyorsa siz okurtama oksijen etkiler eklerseniz bu bakteriye zehir etkisi yapar. O zaman bu da doğru. M maddesi antibiyotik ise X türü bakteriler bu antibiyotiğe duyarlılığı fazladır. Şimdi M eğer bir antibiyotik ise antibiyotikte bakteri demek ki zarar görmüş demek ki duyarlılık gösteriyor bu da doğru L organik ya da inorganik besin olabilir doğru çünkü L'de artmış o zaman demek ki hepsi doğru oldu burada çoğalıp çoğalmama durumuna göre yorumladım bu soru tarzı çok önemli arkadaşlar. Gelelim ikinci soruya. Fasulye tohumlarının çimlenmesi üzerinde ortam sıcaklığının etkisini araştıran bir öğrenci. Neyi araştırıyormuş? Oranın altını çizelim. Tohumların çimlenmesi üzerindeki ortam sıcaklığının etkisini araştıran bir öğrenci. Kontrol ve deney gruplarını aşağıdaki gibi hazırlayıp yeterli süre beklediğinde tohumların hiçbirinin çimlenmediğini gözlemlemiştir. Birinci gruba kontrol grubu olarak düşünen öğrencinin bu çalışmasının doğru sonuç verebilmesi için uygulamalardan hangisini yapması gerekir? Şimdi eğer öğrenci bunu kontrol grubu düşünüyorsa, demek ki 2 ve 3 benim için ne olacak? Deney grubu olacak. Amaç ne? Sıcaklığın etkisini araştırmak. O zaman sıcaklık farklı olup geri kalan her şey aynı olacak. O zaman buraya da bir pamuk koyması lazım. Buradaki N2 gazını da kaldırması lazım. Birinci ve ikinci kapların ağzındaki plastik kapağı açıp kapları pamuk ile kapatmak olabilir. İkinci kapağın kabın sıcaklığını yükseltmek 0 santigrat çimlenme için uygun değil. Bir tık yükseltilebilir sıcaklığın etkisine baktığı için bunu da yapabilir. İkinci ve üçüncü kabın nemli ortam yerine kuru toprak kullanmak olmaz. Çünkü e, çimlenebilmek için ortamda su olması gerekir. Hangilerini yapması gerekirdi dediği için cevap 1 ve 2 oldu. Tüm canlı hücrelerde nişasta hidrolizini sağlayan enzimler bulunur. Hipotezini kuran bir araştırmacının hazırladığı deney düzenekleri ve sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? İyot nişastayla mavi renk alır. Şimdi ee, x gram nişasta 100 milim su Mavi renk kaybolmuş. Burada bir de 25 santigrat koymuş. Burada neyi koymuş? Bitkisel özüt ve hayvansal özüt. Bir kere özütün içerisinde enzim vardır arkadaşlar. Bitkisel özüt dediği için nişasta bitkisel bir depo maddesidir. O zaman bitkisel özütte bulunan enzim nişastayı parçalayıp iyotla nişasta bir araya gelmediği için mavi mor renk kaybolur. Demek ki burada bir de özellikle bir için konuşuyorum. Nişasta hidroliz olmuştur. Tamam mı? İkiye gelelim. İyot hayvansa üzüt mavi renk kaybolmuyor. Demek ki nişasta hidroliz olmadı. O zaman hayvansal özütte enzim yoktur nişasta hidrolize eden. İyot bakteri özütü burada da kaybolmamış. Demek ki burada da nişasta hidroliz olmadı. Yalnızca birinci tüpte nişasta sindirimi gerçekleştiğinden araştırmacının hipotezi doğru değildir. Doğru. O demiş ki tüm canlı hücrelerde ama sadece birde oldu. Deneyde kullanılan hayvansal özütte ve bakteri özütünde nişastayı sindiren enzimler bulunmaz doğru. Verilen deney kontrollü deney olup bağımsız değişken nişasta su miktarı ve sıcaklıktır. Yanlış. Çünkü buradaki bağımsız değişkenimiz aslında ne? Enzim var mı yok mu? O yüzden doğrudur dediği için cevap 1 ve 2 oldu. Evet bol numaralı bir sorudayız. Amino asit proteine sentezlenmiş. Şöyle şıkları hemen hızlıca kontrol ediyorum. Bayağı şey bilmemiz gerekiyor. O yüzden hepsini tek tek tekrar edeyim bence. Birden başlıyorum. Nişasta glikolize ne olmuş? Dehidrasyon olmuş. Glikolize. Aa, pardon tam tersi olacak. Şöyle yapayım. Okları ters yazdım. Şöyle çözelim. Bakın nişasta glikolize parçalanmış. Yani hidroliz olmuş. İki de glikoz nişastayı sentezlenmiş yani dehidrasyon olmuş. Şu kısma geleyim. Glikoz maltozu sentezlenmiş yani dehidrasyon. Maltozdan glikoz hidroliz olmuş. Şurası da protein hidroliz olmuş. Onda dehidrasyon olmuş. Şimdi Glikoz C6H12O6 yapısında karbon, hidrojen, oksijen var. Amino asit, karbon, hidrojen, oksijen ve azot var. O zaman burada dışarıya azot alınarak bir tepkime gerçekleşip dönüşüm olmuş. Burada da dışarıya azot verilmiş. Şimdi glikozu karbondioksite ve suya kadar parçaladığı için su olduğu için Burası oksijenli solunum. Karbondioksit ve suyu birleştirip glikoz elde ettiği için burası ya fotosentez ya da kemosentez. Şunu da belirtmek istiyorum. Eğer tepkimede dehidrasyon varsa bunlar anabolizmadır. O zaman 2, 5, 10 anabolizma tepkimesidir. Eğer tepkimede e, hidroliz varsa bu bizim katabolizma olduğumuzu gösterir. O zaman 1, 6 ve 9 hidrolizdir. 1, 6, 9 olayları hidroliz. 2, 5, 10 dehidrasyondur. Doğru. 4, 9, 11 yani 4, 9 ve 11 hücredeki azot miktarını arttırır. Şimdi 4'te azot dışarıya verilir. E, Amonyonsitte yıkarken azot verilir. Bir de 9 mu demişti? 9'da da azot dışarıya verilmez aslında. Bu yanlış gibi. 3 numaralı olayda azot tuzları tüketilir, doğru. Dışarıdan azot alırım çünkü yapısında azot var. 7 numaralı olay anaboliktir. 7 nerede? Evet. Protein sentez bir anaboliktir. 8 solunum bir kataboliktir. K canlısı prokaryot hücre yapısına sahip olamaz. Bu K canlı türüyle ilgili. Şimdi e, bu canlı bu canlı her şeyi yapabiliyormuş. E 7 e, numaralı canlı. Nişastayı sentezliyorsa yani prokaryotlar kimler? Bakteriler ve arkeler. E, K canlısı nişasta sentezleyebiliyorsa bu canlı prokaryot hücre yapısına sahip olamaz. O yüzden cevabımız Bursa oldu. Aşağıdaki şekilde 3 disakkarit çeşidinin sentezinde kullanılan ve oluşan moleküler verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? Bunun çok benzerini konu anlatımlarında çözmüştüm. Sizin de eksiksiz çözeceğinizi bekliyorum. Bir kere disakkaritler kimler? Maltoz, sükroz ve laktozdur. Maltoz glikoz artı glikoz, sükroz glikoz artı galaktoz, laktoz Evet, bu sorunun çok benzerini koran anlatımlarında çözmüştüm beceri temellerde. Aşağıdaki şekilde 3 disakkarit çeşidinin sentezinde kullanılan ve oluşan moleküller verilmiştir. Şimdi disakkaritlerim kimler? Maltoz, laktoz ve sükroz. Maltoz glikoz artı glikoz, laktoz glikoz artı galaktoz, sükroz glikoz artı fruktoz oldu. O zaman bütün hepsinin yapısında kim var? Glikoz var. O zaman X kesinlikle glikoz. O zaman bu glikoz, bu glikozsa burası kesinlikle maltoz. Gösterimi e, fruktozun 5'tiydi. O yüzden y fruktoz oldu. O zaman burası sükroz oldu. O zaman k galaktoz oldu. Bu l ise kim oldu? Laktoz oldu. X glikoz, Y fruktoz, Z sükrozdur. X glikozdur, doğru. Y fruktozdur, doğru. Z nerede? O da sükrozdur, doğru. Z, T ve L'nin yapısında birer tane glikozit bağ bulunur. Sonuçta Z, T ve L bir disakkarit mi? O zaman yapısında bir tane glikozit bağ bulunur. T molekülü maltoz doğru. L molekülü laktozdur doğru. Sağlıklı bir insanın kanında X, Y ve K moleküllerine rastlanabilir. X, Y ve K. Sağlıklı bir insansanız evet rastlanabilir. Çünkü sindirmişsinizdir, onlar kana geçmiştir. Z, T ve L molekülleri ince bağırsaktan kana emilir. Şimdi Z büyük, T büyük, L büyük. Büyük moleküller önce monomere çevrilip emilmek zorundadır. O yüzden cevap Edirne oldu. Evet, aşağıdaki grafik sağlıklı bir insanın günlük alması gereken bazı vitaminlerin miktarını ve beslenme yoluyla bir günde aldığı vitamin miktarını gösteriyormuş. İdrarda sadece M vitaminleri aslandığına göre, demek ki M vitamini suda çözünen B ve C vitamini. O zaman C ve E vitamini ise yağda çözünen bir şey oldu. Yani ya A, ya D, ya E ya K oldu ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bakalım. Günlük alması gereken miktar C'nin bu kadar. Bir günde aldığı miktar bu kadar. O zaman C yağda erildiğine göre demek ki bu depo edilmiş. Çünkü fazlasıyla almış. E'ye bakın. Günlük alması gerekenden daha az almış. O zaman yetersiz bir alım söz konusu. O zaman gerektiğinde depo kullanılır diyoruz. M'ye bakın. M günlük alması gerekenden daha az almış, bir günde daha fazla almış ve idrarda rastlanmış. Şimdi E için bir tane daha soru işareti geldi aklıma gençler. E belki de suda çözünen bir şey. Ama yeterli miktarda alınmamış da olabilir. Tamam mı? O yüzden idrarda yoktur. Hepsi kullanılmıştır. C vitamini yağda eriyen bir vitamin çeşididir. Doğru. E vitaminine idrarda rastlanmaması E vitaminin suda çözülen bir vitamin olmadığını kanıtlar. Bakın yanlış buradan vurmuş soru bize. Çünkü E vitamini suda çözünen bir şeydir. Ancak bu E vitamini E ile harflendirilmiş vitamin yeterli olmadığı için de aslında alınmamış olabilir. O zaman bu bir kanıt değil kesin konuşamam. M vitamini ihtiyaçtan daha fazla miktarda alındığı için karaciğerde depolanan miktarı artar. Şimdi M idrarda rastlanıyorsa suda çözünüyor. E suda çözünenler karaciğerde depolanmaz. Hangisi doğrudur dediği için yalnız bir oldu. İkinci öncül müthiş bir öncül. Çok güzel vurmalar yapmışız. Niye? E çünkü yağda da çözünebilir, suda da çözünebilir. Dikkat edin. Aşağıda verilen canlılardan hangisinin kalıtı molekülü hücre sitoplazmasında bulunur? Şimdi şöyle diyor yani sitoplazmada olsun diyor ya da bu çekirdeğin içinde de olabilir. Buna K buna L dersem K canlısı bir prokaryottur. L canlısı bir ökaryottur. Prokaryotsanız kim olabilir? Bakteri olabilir. Arke olabilir. Ökaryotsanız kim olabilirsiniz? Protist olabilirsiniz mantar olabilirsiniz, bitki olabilirsiniz, hayvan olabilirsiniz. O zaman prokaryot bir canlı seçeceğim. Amip, öglena, paramecium. Bunların hepsi protist aleminde. O zaman ökaryot. E Plazmodium protist aleminde. Ama bakteri bir prokaryot canlıdır. O yüzden cevap denizli oldu. Tüm nükleotit sayıları aynı olan E, M, I ve R DNA moleküllerinin aynı sıcaklık değerindeki zincirlerin ayrılma oranı verilmiştir. Zincirlerin ayrılma oranı diyor dikkat edin. Diyelim ki 25 santigrat sıcaklıkta E'ninki ayrılmış bu kadar. R'ninki ayrılmış bu kadar. Yani R'de daha çok ayrılma var doğru mu? O zaman R E'ye göre daha fazla ayrılmış diyoruz. O zaman R'nin guanin sayısı daha az diyoruz. Hatırlayın. Ne demiştik anlatırken? Guanin sayısı ne kadar çoksa daha yüksek sıcaklıkta ayrılır. Bakın E şu kadar ayrılmış, R bu kadar ayrılmış. Yani R daha çok ayrılmış. Guanin oranı çok olandan az olana doğru o zaman e, M, I ve R oldu. Soru tersten sorulmuş, dikkat edin. Evet, gelelim diğer soruya. Sınırlı miktarda substrat ve yeterli miktarda enzim kullanılarak gerçekleşen enzimsel bir reaksiyonun hız zaman grafiği verilmiş. Substrat sınırlı, enzim yeterliymiş. Şimdi reaksiyon T0 ile T1 arasında yok. O zaman T0 ile T1 arasında reaksiyon hızı olmadığına göre tepkime başlamadı. O zaman uygun bir sıcaklık olmayabilir. Minimumun altındadır. T1 ve T2'de reaksiyon hızlanıyor. O zaman serbest enzim miktarı azalıyor. Doğru. Çünkü bu serbest şu enzimler, serbest olanlar gelip buraya bağlanıyor. Tamam mı? T2, T3 aralığında reaksiyon hızı sabit. Ürün oluşumu gerçekleşmemektedir. Hayır gençler. Hız diyoruz dikkat edin. Burada ürün oluşumu tabii ki de var. T3 ve T4 zaman aralığında sübstrat miktarı azalmaktadır. Reaksiyon hızı azalıyor. Ama hala tepkime var. O zaman azalmaktadır. T4 anında reaksiyon tamamlanmıştır. Bakın Tepkime bitmiş demek ki giren madde bitmiş sınırlı olduğu için. O zaman tepkime tamamlanmıştır diyoruz. Evet tüm canlılar için yaşamsal bir madde olan suyun özelliklerinden hangileri iyi bir çözücü olmasıyla ilgilidir? Zehirli maddeleri seyreltmesi doğru. Mesela amonyağı suyla seyrelterek üre oluştururuz. Demek ki amonyak suda çözündü. Su iyi bir çözücü. Bitkilerin topraktan mineral alması, e, su toprakta bulunan minerali çözerek alır. Bu da doğru. Fotosentezde atmosfere oksijenin kaynağını oluşturma. Şimdi karbondioksit ve su birleşirse ışıkla beraber besin artı oksijen olur. Yani buradaki oksijenin kaynağını oluşturması bunun iyi bir çözücü olmasıyla aslında alakalı değildir. O yüzden cevabımız 1 ve 2 oldu.